Merhaba arkadaşlar. Pratik matematik videolarına yeni bir video. Facebook'tan gelmişti soru nasıl çözülür diye. Önce soruyu okuyayım. 12 takımdan oluşan bir ligde her takım diğer takımların her biriyle yalnız bir maç yaparsa toplam kaç maç yapılmış olur? Şimdi bu bir soru kalıbı. Yani ne oluyor? Diyor ki takım her takım birbiriyle yapacak ama en az bir kere maç yapacak. En az bir kere değil, pardon, bir kere maç yapacak. Yani iki kere de maç yapmayacak. Böyle bakınca karışık bir şey gibi. Benzer sorular işte maçı değiştirip başka bir kavram da koyuyor. Buna gündelik hayattan çok bilindik bir örnek vereceğim. Sağ tarafta gördüğünüz resim işte aşiret bayramlaşması gibi. Aslında bizim burada yaptığımız şey ne? Herkes birbiriyle maç yapıyor ama herkes birbiriyle bir kere maç yapıyor. Aynı bayramlaşma gibi. Herkes bir kere bayramlaşıyor birbiriyle ama herkes birbiriyle bayramlaşıyor. Şimdi 12 takım var ya, ben bunu 12 adam yapayım. 12 tane adam var. Bu adamlar şöyle dursun. Bir de çizeyim, şimdi herkes bir kere bayramlaşacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sonuncu biraz uçtu. Şimdi bayramlaşma başladı. Bir tane adam duruyor, kırmızılı adam. İkinci adam geldi, bununla bayramlaştı. Mavili adam. Bayramlaştıktan sonra yanına geçti tabii. Üçüncü adam geldi, yeşilli adam. Bu ikisiyle bayramlaştı. Mavili adam bir kişiyle bayramlaşmıştı. Yeşilli adam geldi, iki kişi var. İki kişiyle bayramlaştı. İki yazalım. Yanlarına geçti. Sonra siyahlı adam gelsin. Siyahlı adam geldi, üç kişi var. Üçüyle bayramlaştı. Sonra o da yanlarına geçti. Böyle gitti gitti gitti. En son 11 tane adam ip gibi dizildi. 12. adamımız geldi. Son adam. O da 11 kişi olduğu için 11 kişiyle bayramlaştı. Yani şöyle baktığımızda 1, 2, 3 diye 11'e kadar gitti toplam bayramlaşmamız. İlk başta 1 bayramlaşma, 2 bayramlaşma, 3 bayramlaşma ve 11 bayramlaşmaya kadar gitti. Bunun toplamı nedir? Pratik yoldan 11 çarpı 11'in bir fazlası bölü 2, 66 oluyor. O da bu. Şimdi burada bir fark var mı? Soruda verilen takımların birbiriyle maç yapmasıyla arasında bir fark yok. Mantıksal olarak aynı örnek. Hatta biraz sayısal mantık sorularında da rahat çözüm yapmak için bu tarz mantık yürütmeler faydalı oluyor. Ne yaptık? Dedik ki bize bir model verilmiş. Herkes birbiriyle bir kere onu yapacak ve herkes birbiriyle yapacak. Hiç birbiriyle işte verilen şeyi yapmayan kalmayacak. Dolayısıyla biz dedik ki maç yapmasın takımlar, insanlar bayramlaşsın. Bayramlaşmanın pratik yanı da işte bunu koyarsın, yanına bunu gelir. Gündelik hayattan böyle bir örnek var. Bu abi gidip en sona geçecek. Sonra bu yanına gelecek onun. Dolayısıyla bu şekilde de akılda da kalır. Bu şekilde soruları çözebiliyoruz.